Bugün Sait'ten Sumru'nun avukatının adresini istemiş. Doğrudur. Kızımı bana karşı kullanmak istiyorlar. Yakalanmam için. Akıllıca. Bir baba olarak bunu söylemeye hakkım yok belki ama bazen yanlış mı yaptım diye düşünmüyor değil. Sumru'nun suçunu üstüme alarak aslında bütün kızlarımı çaresiz ortada bıraktım. Cezaevine girse daha mı iyi olurdu bilmiyorum. Neticede istemeden kazayla öldürdü annesi. En fazla birkaç yıl yatar çıkardı. Şimdi dışarıda ama daha büyük tehlikeler atıyor kendine. Ne yapacağımı bilemiyorum. O halde buna baksan iyi olur. Nedir bu? İşlediğini iddia ettiğin cinayetin kriminal raporu. Nereden buldun bunu? Nereden buldum önemli değil. Ne yazdığına baksan. Sonuç kısmını oku. Cinayet aleti olarak kullanılan kömür küreğinde Sumru Yılmaz'ın parmak izleri tespit edilmiş olup cinayetin faili Yaşar Yılmaz'ın parmak izlerine rastlanmamıştı. Sumru cezaevine girecek Yaşar. Ben sebepsiz bir şey yapmadım. Ben sana çok aşığım Kumru. Ben ancak ölürüm, öyle vazgeçerim senden. Ben seninle birlikte olmak istemiyorum. Çek vur beni. Öldürsene. Sen gebermeyi hak ettin Sümeyye. Yapmam gereken tek bir şey var aslında. Sizin hayatınızdan çıkıp gidin. Beni ölmüş gibi ya da ömür boyu hapiste bilin. Bir babamız vardı. Artık yok değil olsun bizim. Baba. Size iyi bir baba olamadım. Yapmam gereken tek bir şey var aslında. Sizin hayatınızdan çıkıp gitmek. Beni ölmüş gibi ya da ömür boyu hapiste bilin. Söyleme ne olur. Öyle söyleme. Hepiniz benim canımsınız kızım. Onları benden daha iyi koruyup kollayacağını seveceğine eminim. Ablamla artık konuşabilir miyiz yani? Konuşabiliriz. Hatta sarılabiliriz bile. Onlara iyi bak oğlum. Sen katil değilsin Yaşar. Karını sen öldürmedin. Şimdi elini benim psikanıma mı bulaştıracaksın? Ben buna değmem ki Yaşar. Doğru. Değmez. Sen insan bile değilsin. Senin gibi ahlaksızlar yaşadığı sürece bu dünya daha fazla kirlenecek Sümeyye. Seni aileni dostum zannettim. Çocuklarımızı aynı sokakta büyüttük. Hiçbir yüzün kızarmadı. Hiçbir midem bulanmadı ulan. Şimdi elini vicdanına koy. Söyle bakalım. Senin karın arkadaşım, dostum dediğin biriyle yatıp kalksaydı sen ne yapardın? Sen ne yapardın? Sen bana bu dünyadaki en büyük kötülüğü yaptın. Çocuklarımı babasız bıraktın. Ailemi dağıttın. Sen gebermeyi hak ettin Zülfü.